Günaydın. Günaydın. Miroş. Günaydın anneciğim. Bugün açık büfe varmış. Şimdi kahvaltımızı yapalım, sonra Karanlık Kanyon'a geçeceğiz. Evet, biz şimdi otelden çıktık, kahvaltımızı yaptık. Karanlık Kanyon'a gidiyoruz. Bugün burada son günümüz. İyi değerlendirmemiz lazım. Kucağımda yaptığın işe bak aşkım. ne yapayım? Bütün her yerde uyuyor böyle, çekilemiyoruz. Araba kadar. Girmeye değer mi peki? Değer tabii ya. Dur, arabayı şöyle park edelim. Şöyle ışıklar yanık halde. Ama Miroş uyuyor. Çok güzel bir yerden geçerek bu manzaraya ulaşabildik. Buradan geldim. Harika. Mis. İşte yazın kısmet olursa geliriz. Öyle buradan binip tekne turu. Zaten göremedim ben o deliği de. İçimde kaldı. Abi. İyi, tamam. Aynı yoldan sonra o zaman hediyelik eşyaları alalım. Aynen. Şeyleri alalım. Neyleri alalım? Eşyaları mı? Hayır. Evet, şeyleri. Yöresel ürünlerini. Onları alalım. Malum bugün son günümüz. Miroş'umuzla bizim hiç fotoğrafımızı göremeyeceksiniz. Çünkü benim çocuğum hep uyuyor. Tamam, Mira evde bizim videoyu izleyecek artık. Aynen. Çok seviyor bizim videoyu izlemeyi. İleride şey der, hep uyuyorum ya. Hiçbir yer görmedim. Halbuki biz onu götürmüş olacağız ama evet. O görmemiş oluyor. Neyse, uyuması bir nebze iyi aşkım. Ya burası da üniversite işte, aşağısı hayatım. Kemali Otel izliyor. Çok iyi değil mi? Hadi Kemali Otel. Tahmin ediyorum beyin ya. Muazzam. Muazzam neler. Vallahi ben bu şehir için sadece tek bir şey söyleyebilirim. O da kartpostal şehri. Aynen öyle. Baksana güzelliğine. Küçükken de çok hatırlamıyorum. Ahmet Kutsi Tecer'in kültür eviymiş. Ama Miroş'tan gezemem ki. Zaten büyük ihtimal kapalı. Buradan gitmeyeyim ben. Aşağıya Metin Sözen okuma odası var. Evet, şimdi Apçağ Köyü'ne geldik. Girebilir miyiz acaba kültür evine? Bu şiir bu köy için yazılmış. Ya, burası çok güzel değil mi ya? Evet. Bak, eski ilkokul muhtarlık
Aşkım tertemiz değil mi? Güzel ya. Hem çok de senelerdir var ya. Evet, çok da güzel. Bunlar. Evet, dondu benim sevdiğim. Üşümüş, üşümüş. Alışkın değil, normaldir. Çok üşüdüm. Üşüdün değil mi? Üşüdüm. Ah. Aldın, getirdin mi? Teşekkür ederim. Ha, yok. Çıkar mı? Gerçekten ya. Şu kadar güzelliğin içinde onların ne işi var? Kedi. Evet, çocuklu olmanın kötü yanları. Arabadan inemiyor, uyuyor. Güzel manzarayı arabanın camından takip ediyor şu an. Evet. Kır Bahçesi Parkı burası, Apçaköy'ünde. Evet, bir de şu tam bakalım. İçeriden bakın, içeriden. Tamam. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu bebeklerden alsak mı? Sen bilirsin işte. Bence alalım bir tane Miroş'a. Bu nasıl lan? Sen onlara bak, ben de şunları çok beğendim. Baksana. Bu çok güzel. Aa aşkım. Şunun güzelliğine bak. Çok güzel. Bak aşık. Başka ne var? Şu da var. Bak şu da çok güzel. Aa bak şu da çok güzel. Dün geldik, girmedik içeri. Dün mü? Hı hı. Dün de uğradık, dedik dönerken alalım. Ha, ses geldi, siz sabah vakti. Aynen, dönerken alalım dedik. Sonra unuttuk. Birden sonra bir aile geldi. Ben herhalde o sizsiniz. Zaten bebek arabası da vardı sanki, ben böyle geçerken. Ben evet. Alalım mı? Ne o? Ha, aldım ama değişik varsa alalım buradan da. Şimdi aldıklarımızı gösterelim. Hemen bir eğilin anahtar. Var mıymış yazan? Yani şöyle var. Yeşili var. Böyle mavi, bir kırmızı. Ha, sen de kırmızı yazanı al işte aşkım. Ya ben yazan istemiyorum. İstemiyorsun. İyi. Tamam, ben kendime bunu alıyorum. Ben de sen hangisi? Kimi alıyorum abla? Cemal'e yazıyor mu onda? Şunda da yazıyor. Bunda tamam, yazıyor. İşte desenleri farklı yani. Ha, ha, şu bence şu ablanın elindeki İyi, daha güzel. Onlar cevap verene kadar. Ben moru çok sevdim aşkım. Bir de sarı. Sence bence mor, o zaman. Mor mu sarı mı? Mor mu? Tamam, mor olsun. Lokhaneye geldik. Beş ateş tatlımızı alalım. Bir de cezve alalım. Sonra otelimize döneceğiz. Biz aynen iki tane şey alalım. Beş ateş alalım. Bir de cezvemizi alalım. Bir de Sarkın abiye fotoğrafımı çekeyim. Tamam. Üzümü ben daha çok severim. Şey, Sarkın abi. Burada duralım mı? Duralım biraz. Hadi bakalım, biraz çekelim havayı. Dedikleri dönem, küçük bir şehir, ölem ölem. Ana ben garibem, nedem çekemem kahır.
Aşkım son yemeğimiz, bütün gezmemizi tamamladık. Şimdi otelin aşağısında yöresel ürünler satan bir yer var. Oradan bütün alışverişimizi yapacağız. Şu küçüğünden alalım. Tamam, bu neydi? Kuşburnu. Tamam, kuşburnu reçeli değil mi? Evet. Bu da karadut pekmesi. Tamam. Elin tattı mı? Oldu. Tadına bakayım. Bak. Ya, anneannem yapardı, ölüyorum buna ya. Yok mu? Var birazcık mı? O biraz mayhoş, bununla güzel gider. Evet. İstiyorsan bak şundan alalım sana. Ama çıtır çıtır ya, biz de belki yeriz diye dedim. Bunun daha iyisi var, ondan da verebilirim. Bu için böyle biraz daha kırıklı döktü, bu daha düzgün dut. Tadına bak. Kıtır kıtır. Bunu yersiniz, hiçbir şey olmaz bunu. Bence böylece alın. Tavsiyem size. Kendine gelip dolaşıp gidebilirdin. Sen de makarna tadına. Evet, dediği gibi. Bence bu. Dut lokumu. Tamam. Dut lokumu. Aslında piyade vardı da onu galiba değiştireceğiz. Lökür diyorduk ona. Lökürden lökür. Miroş sever mi acaba? Güzel mi? Ben armut bazarından şey sanıyorum. O da elma kurusu. Miroş elma sevmiyor zaten. Armut güzel, armuta bakabilirsin. Şu güzel, bu elma kurusu. Biraz mayhoştur değil mi? Şu ne peki? Biraz... Normal can eriği. Can eriği. Üçünden de birer tane al. Hepsi, bir ekşi olan bir şey yok onun içinde. Hepsi. Şimdi biz genellikle kazanır. Bundan alıyoruz. Şöyle alabiliriz. Karışık o. Bir tane karışık alabiliriz. Bu neyli? Narlı. Narlı. Narlı da güzel olur mesela. Tamam o zaman bir tane narlı alalım. Sen alma, ablaya onu yazacak. Bir narlı, bir karışık. Tamam. Bir de karışık alalım. Pestil alıyor muyuz? Yok, almıyoruz dedim. Şeyle. Baksana baktınız mı eriye? Ha şunlara. Bu ekşi seviyor. Şunlar mı? Aa, ben ekşi, ben bal, tatlı, çikolata. Şundan mı alalım yoksa bundan mı alalım? Ne farkı var? Ne farkı? Bu cam böyle çok farklı. Diğeri cam denizdeki. Bir de dökmeli, kafağını açabilirsin istersen. Hangisi daha şey güvenli uçakta? Uçakta o. Bu mu? Aynen. Onu da böyle kaşığa kıtırsın dediği gibi. Evet. Ülkenin. Ha evet. Bu bizim kahvaltıda yediğimiz bu bal değil mi? Aynen. Ondan daha iyi bu. O bal daha alt kalite bal. Bu daha iyi. Evet. Tamam. Tam bu olsun o zaman. Bir polen bakabiliriz. Sağ ol. Tamam. Sizlere alakası yok. Tereyağı da tuzlu mu alalım, tuzsuz mu? Tamam, iki tane de tuzsuz tereyağı. Başka ne almadığımız kaldı ki? Ha şurada kahve vardı. Bu ya da bir hoş da yer belki, evet. Ne özledim abla, biliyor musun ya? Anneannem bir yapardı bunu. Ya bunu bir şişirsin ki şimdi kemik de koyarsın kemiklerin içine. Kemiklerin gibi evet. Naneli bulan var mı sizin naneniz? Onunla güzel olur o. Tamam, bunu da yazalım abla. Bir kilo yazıyorum sana. Bir paket yeter. Şu Türk kahvesini alalım aşkım Dibek. Tamam, yazdıracağız abla, koyacak ya sen. Tamam. Koy. Başka alacağımız bir şey kalmadı herhalde. Bir de bu... 25 yaşına kadar çalıştım ben. İnek de otardım, davar da otardım, her şeyi yaptım. Sen bir bakıp şey almışsın ha. Şimdi bir dakika, bu sizinkiler. Öbürlerinin evet. Şeyini çıkarıyorum. Tamam. Ben de kartlarını paylaşayım. Burada aldım ya. Eğilin en güzel yeri burası. Başka yerde alınmaz. Yok, biz ürünlerimiz kaliteledir zaten. Şey. Orijinal. Bir de hani doğal kalitesinden çok abla değil mi? Doğal olacak. Karşında muhatap bulabileceği evet, işletmedir de. Onu demek istiyorum. Telafi edilir bir sorun olduğunda. Evet. Fiyatlar aynı da. Aynen. Biraz daha zor hayat. Evet. Her evet. Şey. Bir kere en basit suya para veriyorsunuz siz. Bizim öyle bir şeyimiz var. Ya bir orijiyi. Dutları koyuyoruz. Dokumu bile koyabilirim. Tamam koy abla. Tamam. Ali abiden aldıklarımızı da göstereyim lokaneden. Mürver reçeli aldık. Kemah tuzu aldık. Üzüm pestili aldık. Bir tane bakır cezve aldık. Bir de iki tane o meşhur beş ateş tatlısından aldık. Hadi bay bay yap. Görüşürüz. Evet. İstanbul'da görüşürüz.